Herkese merhaba. Korku, tüm varlıkların sahip olduğu bir his değil mi? Bazen karşılaştığımız olayları anlamlandıramaz ve mantıklı bir açıklama öğrenmeye veya en azından bunu bilmeye ihtiyaç duyarız. Bizlere küçüklüğümüzden itibaren anlatılan veya izlediğimiz filmler, diziler doğrultusunda bilinçaltımızda oluşturduğumuz görüntülerden korkmaya başlarız. Yaşanan olaylar belki de çoğu zaman bilinçaltımızın bizimle oyun oynamasıdır. Peki gece evde duyduğumuz sesler, onlar da mı bilinçaltımızda oluyor? Bazen gerçekten paranormal olaylar yaşandığını kabul etmemiz gerekebiliyor. Sizler için hazırladığım bu videoda Reddit kullanıcılarının başına gelen ürkütücü ve paranormal olayları anlattıkları hikayeleri inceleyeceğiz. Fakat kararı siz verin. Sizce bu yaşanan olaylar gerçek mi? Bu türde tekrardan video yapacağımda sizlerin başından geçmiş olan olayları anlatmayı düşünüyorum. Yorumlar kısmına yazabilir veya e-mail olarak atabilirsiniz. hayatımın en korkunç anı gençken arkadaşımla Kanada'nın doğusunda kamp yaparken yaşandı. Kasabamızın yanındaki büyük bir ormanın derinliklerinde bulduğumuz bu terk edilmiş karavanda uyumaya karar verdik. O kadar uzun süredir oradaydı ki etrafında küçük ağaçlar büyümüştü. Birkaç ay önce keşif yaparken rastlamıştık ve orada bir gece uyumanın havalı ve cesur olacağını düşünmüştük. Böylece bir hafta sonu yaptık. Hava karardıktan sonra vardık çünkü karavanı bulmaya çalışırken kaybolmuştuk. Gerçekten düşük güçlü bir el fenerimiz vardı. Bu yüzden bu durumu daha da zorlaştırdı. Sonunda onu bulduğumuzda paslı kapıyı açıp içeriye girdik. Karavanın içindeki sesler tiz ve yankılıydı. Ortalıkta tipik kampçı eşyaları vardı. Bardaklar, boş kutular, ucuz romanlar. Zaten yorgunluk karavanın bir ucuna, minderler çürümeden önce yatak alanının olduğu yere, neredeyse hiçliğe saklandık. Uzun bir koridor, karavanın uzunluğu boyunca uzanıyordu. Böylece temelde bir uçtan bir uca görebildik. Berbat bir geceydi. Orada yaşayan birkaç tane fare vardı. Tavanın çiğnenmiş bir kısmından bize baktıklarını gördüm. Rüzgar dışarıdan estiğinde karavan çığlık atıyor ve inliyor gibiydi. Hatta dışarıda bir ayının dolaştığını duyduğumuzu düşündük. Yine de cesur numarası yaptık ve iyi geçiriyormuş gibi davrandık. Ama sınırdaydık. Bir noktada rahatsız bir uykudan uyandım. Gözümün ucuyla bir hareket fark ettiğimde kendimi ayarlamak için oturdum. Karavanın diğer ucunda küçük bir pencere vardı ve ona baktığımda bir erkek silüeti gördüm. Dışarıda açıkça bana bakıyordu. İlk başta bunun garip bir ağaç şekli falan olduğunu düşündüm. Ama daha iyi görmek için biraz hareket ettiğimde kişi açıkça tepki verdi ve sonra dondu. Kalbim gümbür gümbür atıyordu ve gözlerimi profilden ayırmadan fısıltıyla "Burada biri var." diyerek hemen arkadaşımı uyandırdım. Hemen uyandı ve pencereye doğru başımı salladım. Onu o da gördü. Kim olabileceği ve neden bize baktığı hakkında çılgınca fısıldadık birbirimize. Ve sonraki 10 dakika boyunca şaka değil ona baktık. Ona ne kadar uzun süre bakarsak o kadar çok korkuyorduk. Ara sıra hareket ediyordu ama her zaman gözlerini bize dikiyordu. Sonunda ona "Hey!" diye bağırdım. Tepki yok. Arkadaşım benden daha cesurdu ve feneri ona doğru tutmaya karar verdi. Bunu yaptığı anda korkunç hatamızı anladık. Karavanın diğer tarafında pencere yoktu. O bir aynaydı. En başından beri kendimize bakıyorduk. Tamamen aptalca. Yine de hayatımın en korkulu, rahatlatıcı ve komik anıydı. Asla unutamam. Şimdiye kadar paranormalle en yakın olduğum şey. Bütün bunların kafamın içinde olabileceğini ilk söyleyen ben olacağım. Zihin acayip bir şeydir ve size oldukça tuhaf oyunlar oynayabilir. Yazdığım hikayenin uzunluğu için üzgünüm. Çocukken ne zaman korksam babam bana hayatta hayaletlerden korkmaman gerektiğini söylerdi. Yaşayanlardan kork çünkü onlar seni gerçekten incitebilirler. Eski gençlik yıllarımda babam intihar ettikten sonra biraz para kazandım ve ondan bir miras aldım. Babam öldüğünde o ve annemin Oregon'da Bekelor Dağı'nın yanında bir kulübeleri vardı. Annem artık ödemeleri karşılayamadığı ve kiralamak da ödemeleri karşılamadığı için kulübeyi satışa çıkarmıştı kulübe bir aydan kısa süre içinde satışa çıkacaktı. Emlakçı ve avukatla tüm evrak işlerinin tamamlama sürecindeydi. Yani o ay boyunca kabin artık kiralanmayacak ve boş olacaktı. Bunun bir süreliğine yol almak ve olup bitenlerin ışığından kafamı boşaltmak için bir şans olduğunu gördüm. İşten ayrıldım, snowboard malzemelerimi toparladım, köpeğimi aldım ve babamın bana emanet ettiği arabasına binip kulübeye gittim. Bu, kullanmadığımız zamanlarda ailemin yıl boyunca kiraladığı aile kulübemizdi. Kulübenin anahtarları bende olduğu gibi alarmların kodu da bende vardı. Bu yüzden kiralama yönetim şirketinde durup kalışım hakkında onlara bilgi verme gereği duymadım. Bunun gelecek hikaye ile ilgisi yok ama yine de bahsetme ihtiyacı hissettim. Kulübedeki ilk iki günüm normaldi ve sıra dışı hiçbir şey olmadı. Günlerimi köpeğimle karda oynayarak, snowboard yaparak ve akşamları PlayStation oynayarak veya müzik dinleyerek balkonda içki ve sigara içerek geçirdim. Zaten yiyecek, sigara ve likör stoklamıştım. Bu yüzden ara sıra yokuşlara çıkmak dışında neredeyse kapalıydım. Arkadaş olarak köpeğim ve eğlence olarak DVD'ler PlayStation ile gezimden önce gelen tüm dramalardan sonra oldukça memnundum. Ve rahat hissetmeye başladım. Kulübenin kendisi iki katlıydı. Alt tarafı oturma odası ve küçük bir mutfak ile birlikte bir yan misafir odası vardı. Üst katta ana yatak odasına bağlı bir balkon ile birlikte iki oda daha vardı. Orada geçirdiğim zamanın çoğu oturma odasında, mutfakta ya da ebeveyn yatak odasında geçiyordu. Diğer odalara asla gitmedim. Ve onlara açılan kapıları her zaman kapalı tuttum. Karanlık odalara açılan kapılar beni her zaman korkutmuştur. Her neyse, üçüncü gün geldi ve köpeğimle oyun oynuyorduk. Bu arada adı Midnight'tı ve maalesef ki öldü. Oyun oynamak ve DVD izlemek gibi her zamanki rutinimi sürdürüyordum. O gün oldukça yoğun bir kar yağışı vardı. Bu yüzden arabamla yokuş aşağı ana yola inmek içimden gelmedi. Ve orada kalmaya karar verdim. İşte o zaman işler garipleşmeye başladı. Bizim bölgemizde bizimkine bitişik sadece iki kabin daha vardı. Belki birbirinden bir blok ötede. Bu ikisi dışında diğer tüm kabinler bizimkinden yaklaşık bir mil uzakta. Etrafımızda çoğunlukla orman ve çok uzun çam ağaçları vardı. Uzun. Bu daha sonrasında önemli bir bilgi. Bu kabinlerin ikisi de boştu ve son birkaç günden beri orada kimsenin kalmadığını biliyordum. Sizlere yeterince arka plan sağladım ve şu anda tuhaflığa atlıyorum. Gün ortasında köpeğimle dışarıdayken kulübemizi çevreleyen alanın etrafında karda ayak izlerine benzeyen şeyler fark ettim. Hala kar yağıyordu bu yüzden ayak izleri sanki benden önceki son 20-30 dakika içerisinde orada bulunmuş gibi yarı taze görünüyordu. Belki fark etmemiş olabileceğim biri yakınımda kabinde kalıyordu diye düşündüm. Belki benim gibi kapalıydılar. Tamam. Her neyse. İzler kabinimden uzaklaşıyor ve karda daha yoğun bir bölgeye doğru kayboluyorlardı. Ağaçların bir kısmına kadar gidiyordu. Ayak izlerini aldırmadan içeriye girdim. Gece oldu ve yatmaya karar verdim. Köpeğim Midnight benimle yatakta yatıyordu. Kulaklarını dikip durma, dinleme pozisyonuna geldiğini fark ettim. Ve daha sonra hızla yataktan atlayıp oturma odasına koşması bir oldu. Yatakta uzandım ve sessiz kaldım. Biraz korkmuştum ve onun merdivenlerden aşağı ileri geri hareket ettiğini duyabiliyordum. Yaklaşık 5 dakika sonra yukarıya koşarak yanıma geldi ve işemesi gerektiğini veya dışarıya çıkmak istediğini belirtmek için köpek dansı yapmaya başladı. Kahretsin. Pekala, ona hayır diyemem. Onun ihtiyacını gidermek için ikimiz de aşağıya, dışarıdaki garaj yoluna indik. Fakat Midnight sadece işemek istemiyordu. Dışarıya çıkar çıkmaz tasmasını çekmeye başladı ve beni gitmek istediği yere sürüklemeye çalıştı. Ayak izlerinin daha önce olduğu ağaçların yoğun olduğu kısma bakmaya devam etti ama aynı zamanda evin yan tarafını koklamaya ve çatıya doğru bakmaya devam etti. İstediği yere gitmeyeceğimi anladıktan sonra oturdu ve karanlığa baktı. Onun için biraz alışılmadık bir durum tamam. Belki orada kovalamak istediği orman hayvanları vardır. Ama siktir et, Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemedim. Bu yüzden onu tekrar içeri çektim. Ve ikimiz de yukarı çıktık. Yaklaşık yarım saat sonra çatımda yürüyen toynak sesleri duyduğumda yatakta uzanıyordum sadece altı adımlık bir diziydi ve bunun bir ağaçtan çatıya düşen bir çam kozalağı ya da etrafta koşan iyi kalpli bir orman hayvanı olabileceğini düşündüm ama olay şu ki adımlar bir erkek boyu adım gibi aralıklı görünüyordu bu yüzden beni gerçekten korkutuyordu midnight'ta gürültüyü duydu ve onu dışarı çıkarmamı bekleyerek hemen balkondaki tel kapıya koştu pekala biliyor musun ben sert bir adamım ve o zamanlar kendimi oldukça iyi yapılı ve kendimle başa çıkacak kadar güçlü görüyordum. Bu yüzden ceketimi, ayakkabılarımı, sigaramı ve el fenerimle birlikte balkondan dışarıya çıktım. Neden çıkıyorsun ki? Siktir değil mi? Dışarı çıkar çıkmaz sigaramı yaktım ve ışığımla çatıyı taramaya başladım. Orada hiçbir şey yoktu. Tepedeki kar bozulmamıştı. Garip. Bunların tümü kafamda olmuş olmalı. Ama peki Midnight'ın gürültüyü duymasına ne demeli? Belki de benim korkumdan ya da paranoyamdan besleniyordu. Tekrar sakinleşmeye, rahatlamaya başladım. Bu arada şu an titriyorum ve sonraki kısmı yazarken kalbim çok hızlı atıyor. Gözlerim karanlığa alışmaya başladı. Sigara içmeye ve kulübemizin yanındaki yıldızlara, ağaçlara bakmaya devam ettim. İşte o zaman gördüm. Bizim kulübemizden biraz daha uzun ve balkondan yaklaşık 20 fit uzakta olan bir ağaçta iki dal arasında çömelmiş adama benzeyen bir şey gördüm. Bir dala çömelmiş, kollarını başının üzerine uzatmış, üstündeki dala tutunmuştu. Siktret. Bu da ne? Bu şeyi gerçekten görüp görmediğimden emin değildim ve öylece durup, öylece bakıp hareketsizce oturdum. Midnight'ın kalkıp arkamdan yürümeye başladığını ve aynı zamanda hafifçe havladığını fark ettim. O şey hala hareket etmedi. Sigaramı söndürdüm ve ışığı ona doğru tutup tutmamayı kafamın içinde kendimle tartışıyordum. Ama bir yandan kafamın içindeki şey bunu yapmamamı söylüyordu. Bu yüzden odanın içine geri geri yürüdüm ve benimle birlikte Midnight'ı içeriye çektim. İçeri girer girmez kapıyı kilitledim ve ışığı oraya tuttum. Ama orada hiçbir şey yoktu. Tel kapının perdelerini kapattım ve yatağa geri çekildim. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde sanki birisi parmaklarıyla cama vuruyormuş gibi tel kapıda hafif bir vuruş sesi duydum. Tutarlıydı ve yaklaşık bir saat durmadı. Midnight kapıya bakıyor gibiydi ama artık yanına yaklaşmıyordu. İşin en tuhaf yanı sanki birisi beni kapıyı açmaya davet ediyormuş gibi bir hisse kapıldım. Ama aynı zamanda kafamın içinde babamın bana yatakta kalmamı ve bunu yapmamı söyleyen sesini duymaya devam ettim. Babamın sesini dinledim ve öylece kaldım. Sonunda uyuyakaldım ve sabah uyandım. Her şey normaldi. Orada geçirdiğim haftanın geri kalanı olaysız geçti ve sıra dışı başka hiçbir şey olmadı. Tamamen kafamın içinde olabileceğini kabul ediyorum. O zamanlar pek çok şey oluyordu. Bu yüzden tüm dramalardan oldukça sıkılmıştım. Babam intihar ediyor. Lanet olası gölge beni takip ediyor ve beni dışarı çekmeye çalışıyor. Görünüşe göre babam beni izliyordu. Kız arkadaşımın annesi kanserdi ve bir gece rüyasında büyük annesini görmüş. Türünü hatırlamıyorum ama doktorlar ona %5 yaşama şansı veriyordu. Büyük annesinin sen yaşayasın diye ben öleceğim manasına gelen bir şeyler söylediğini ve ertesi gün annesi onu aradı. Ciddi bir haberim var dedi. Kız arkadaşımın annesi Söyleme. Anneannem öldü. Dedi. Evet. Nereden bildin? Annesi hayatta kaldı. Ve kanserden kurtulalı 20 yıl oldu. Başka bir hikaye kız arkadaşımın kardeşiyleydi. Aile bir fotoğraf albümü karıştırıyordu. Ve kız kardeşi bir adamı işaret ederek ''Bu büyük baba'' dedi. Annesi ''Evet ama nereden biliyorsun? Onunla hiç tanışmadın'' diye sormuş. O doğmadan önce ölmüş. Bazı geceler yatağımın ayak ucuna oturuyor ve konuşuyoruz diye cevap vermiş. Lanet olsun. Annem geçen gün bana bu hikayeyi anlattı ve bu beni çok korkuttu. 3 yaşlarında gibi hamile teyzemden onu kucağına almasını istemiş. Annem seni kaldıramaz tatlım. Karnında bebek var demiş. Sonra küçük kız kardeşim o bebek öldü. Annem bunu duyunca çıldırmış. Ama teyzem ve büyük annem iyiymiş ve anneme her şeyin yolunda olduğunu, onun daha yeni yürümeye başlayan bir çocuk olduğunu ve ne dediğini anlamadığını söylüyorlarmış. Bakın, teyzem ertesi gün rutin gebelik kontrolü için doktora gidiyor ve bebek ölmüş. Bana sadece bir de bunu düşünmesini söyleyin. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de eğer bana başınızdan geçen olayları paranormal veya ürkütücü olayları yorumlar kısmına yazacak olursanız veya kanalımın hakkında kısmında olan veya açıklama kısmına bırakacağım mail adresinden bana mail atabilirsiniz. Bir derleme yapmayı düşünüyorum. Attığınız hikayelerin arasından seçeceğim tabii ki. İsminizin paylaşılmasını veya paylaşılmasını istemediğinizi belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.